Zeyno'yu kaçırmak için müthiş bir plan yaptım. Esak mı o? Esak. Şimdi gözünü kulağını dört aç ve beni dinle. Ali Kemal. Pardon Ali. Şimdi bakın arkadaşlar. Burası İstanbul. Urfa nerede Ali Kemal? Ha buraya. Ha, Urfa da burası. Şanlı Urfa. Şanlı Urfa. Sinan abicim, ha burası da bizim köydür. Araştırma sen köyünü şimdi. Bak Seyit. Şimdi İstanbul'dan yola çıkacağız ve bu yolu takip ederek Urfa'ya ulaşacağız. Nasıl plan ama? Babam sen böyle dalga mı geçiyorsun? Niye? Böyle plan mı olur? Nesini beğenmedin planın Seyit? Neyse buna da şükür ya. Taksiyle mi gideceğiz? Tabii taksiyle gideceğiz. Benim taksiyle gideceğiz. Yani İstanbul Urfa 18-19 saat. Şimdi yola çıksak yarın gece Şanlıurfa'dayız. Çok iyi ya. Ya ama Sinan abicim, ha buradan buraya uçak falan yok mudur? Yani uçak falan yoksa ben gelmiyorum. Oy. Ben gelmiyorum. Seni götüren var da gelmiyorsun sanki. Karışma. Git gel de tara. Hadi yola. Sinan abicim kurban olayım sağ da. Ben de geleyim ne olur. Ha Zeyno yengemi kaçırırken ben de gözcülük yaparım oraya. Ağam gelsin ha. Belki bir yardımı olur ha. İyi peki gel. Ama yat kalk Seyit Ağa'na dua et. Tamam tamam şu telefona bak yürü. Şimdi bak. Buyurun arkadaşlar duruyorum. Evet efendim adresinizi alayım. Tamam efendim hemen taksiniz geliyor. İyi akşamlar. Tarık abicim Yakut sitesi 26 numara. Tamam. Hadi size hayırlı yolculuklar abilerim. Eyvallah Tarıkçım kolay gelsin kardeşim. Sağ olun sağ olun. Ağam biz şimdi gidiyoruz ya. He. Nuri Baba'ya ne diyeceğiz? Ondan izin almak lazım gelir ha. Ya sen o konuyu bana bırak Seyit'cim ya. Ben şimdi konuşur izin alırım. Gel bakayım sen benimle. Alo? Alo Nuri Baba. Kusura bakma. Önemli bir mevzu olmasaydı gecenin bu yarısında rahatsız etmezdim baba. Sinan ne oldu evladım? Yoksa durakta kötü bir şey mi oldu? Evet baba kötü bir şey oldu ama durakta değil baba. Seyit'in köyünde kötü bir şey oldu. Allah Allah! Bilmece gibi konuşma Sinan! Ne oldu Seyitlerin köyünde? Baba... Nuri baba bunu söylemesi çok zor. Seyit'in annesi... Sümbül teyzem... Hakkın rahmetine kavuştu baba. Sizler ömür vefat etti. Daha iyi bir Sümbül teyzeyi kaybettik Nuri baba. Lan ne diyeyim ya? Allah korusun ya! Vah Allah rahmet eylesin. Çocukcağız yıkılmıştır şimdi ya. Yıkılmak ne gerek var? Bayıldı kaldı garibim. Ali Kemal de ikimiz zor ayırttık baba. Sümbül teyze tam ölecek zamanı buldu ya. Yok dedim. Sen ağam bunu sayılır benim ağam. Seyit annesinin ölümünü bir türlü kabul edemedi baba. Seyit yanındaysa ben bir konuşayım, bir başsağlığı dileyim. Yok baba yok. Seyit konuşacak durumda değil Nuri baba. Babacığım ben en iyisi Seyit'i alayım Urfa'ya götüreyim annesinin cenazesini. Ha baba ne dersin? Sen niye gidiyorsun oğlum? Bırak kendi gitsin. Yok baba Seyit gidecek durumda değil ki perişan çocuk. Arabayı kullanamaz maazallah kaza falan yapar önünü göremiyor. Şu anda tam kurban edilecek malak gibi bana bakıyor baba. Valla gitti Sümbül teyzem baba gitti ya. İzin verirsem ben götüreyim baba. Gelirken de Sümbül teyzemin elmasından getiririm baba. Elma dedim. Tamam, tamam. Peki gidin hadi. Sağ ol baba, sağ ol, sağ ol. Tekrar başı sağ olsun. Söylerim baba. Ali Kemal sen niye ağlıyorsun? Vallahi senin abicim öyle tokunakla ağladı ki... ...dayanamadım gözyaşlarıma da. Ali Kemal var ya sen gerçekten tescilli safsın ha. Ağam şimdi orayı boş ver Hasan. Allah geceden versin anam sağdır. Sen şimdi ne yaptın ağam ya? Ya Allah uzun ömür versin Seyit. İzin kopardım baksana. Ya vakit kaybetmeyelim. Hadi gidelim düşün peşime. Yürüyün yürüyün. Seyit kardeşim. Önce ben kullanayım yorulunca sen alırsın. Hep bir arada ben. Hadi gidelim. Gençler durakçıya emanet. Hadi görüşürüz çaya iyi bakın. Hadi Allah'a emanet. Hadi yolun açık olsun abi. Hadi güle güle git.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde mayın patladı. Yapılan açıklamaya göre Şırnak Uludere dağlık arazi kesiminde dün akşam yapılan arama ve tarama faaliyeti esnasında terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanmış mayına basma sonucu bir askerle bir geçici köy korucusu şehit oldu. İki askerin durumu ciddiyetini koruyor. Mert de aralarında mı acaba? Allah'ım sen evladımı koru ya Rabbim. Hem benim evladımı hem diğer vatan evlatlarını koru. Alo Zeynep. Size çok güzel bir haberim vardır. Güzel haber mi? Nedir Seyit? Yola çıkmışık, Urfa'ya geliyik. Urfa'ya mı gelişsiniz? He, Urfa'ya geliyik. Bak şimdi, sen bohçanı hazır edesen. Evden alacağın ne varsa alasan. Yarın gece seni kaçırıyık Zeynep. Seyit sen ne diyorsun? Babamlar öldürür seni. Babayın kurşunu beni öldürmez Zeynep. Asıl seni başkasına verirlerse o öldürür beni. Yarın gece uyumayasan, hazır olasan, bekliyorsan geliyik, kaçırıyık Zeynep. Tamam sevgilim, yolun gözleyeceğim. Hadi yolunuz açık ola, Allah yardımcınız olun. Sağ ol Zeynep. Tamamdır ağam, Zeynep bizi bekleyecek. İyi. Ya abiler, bakın aklıma ne geldi. Ha bu Türk filmlerinde olay ya. Hani biz bu Zeynep'in yerine anasını kaçırsak yanlışlıkla nasıl olur ha? Allah. Ali Kemal, vallahi biz anasını kaçırmayız da. Sen yanlışlıkla Zeynep'in anasını değil, Palabıyıklı babasını kaçırırsın. Ağam hakikat çok komik sana. Günaydın arkadaşlar. Hoş geldin Ali baba. Hoş geldin kardeşlik. Sana bir demli çay yapayım, içer misin? Hoş geldin baba. Osman, sen Ali Kemal'in işini niye yapıyorsun oğlum? Ali Kemal nerede? Neyse, sabah sabah o vitaminsizden bahsedip de keyfini kaçırmak istemem. Sana ben bir demli çay yapayım. Baba, Ali Kemal dün Seyit'le beraber Urfa'ya gitmiş. Urfa'ya mı gitmiş? Galiba Seyit'in annesi vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Ülü olmuş işte. İyi de Ali Kemal niye gidiyor ya? İmam mı oğlum bu adam? Ölüyü mü yıkayacak? Sinan gitti ya çocukla beraber. Allah Allah. Çocuğun bu zor gününde belki böyle destek olmak istemiştir babaya ama. Aha. Şimdi biz Urfa'ya gidiyoruz ya. He. İyidir koştur da sen Gülbin yengemden izin almış mısın? Hani bir tatsızlık falan çıkmasın yani. Düşündüğün şeye bakma Seyit kardeşim. Biz Gülbin yengenle hala küsüz. Zeyno'yu kaçırıp gelene kadar çok daha barışırız. Aha duraktan arıyorlar. Alo. Sinan oğlum. Efendim Nuri baba. Babacığım ben Seyit'le beraber gideyim. Yalnız bırakmayayım çocuğu dedin. Tamam anladık, kabul ettik. Peki Ali Kemal'i niye kendinize götürdünüz lan ha? Deli misin sen? Ben sana her daim söylüyorum Sinan delidir diye. Yeni mi anladın be? Aa. Vallahi biz götürmedik baba. Ali Kemal gizlice binmiş arabaya, arkaya saklanmış. Biz fark ettiğimizde çoktan İstanbul'un dışına çıkmıştık. Yani geri getiremedik Ali Kemal'i baba. O yüzden, yoksa biliyorsun sen beni, hiç alır mıyım Ali Kemal'i ben yanıma ya? Oğlum sen kimi kandırıyorsun ya? Malal okuma bana. Aşk olsun baba, ben hiç sana yalan söyler miyim? Vallahi kalbimi kırdın ha. Sen İstanbul'a dön de o zaman hesaplaşacağız seninle Sinan. Kapattı. Ya Sinan abicim niye yalan konuşuyorsun? Ha bu taksiye biz beraber pinmedik mi? Pindik mu? Ben mi pindirdim? Sen pindin. Kim pindi? Ben şimdi pindiriyorum mu indiriyorum mu? Senin yüzünden dünya lazan içtim Nuri Baba'dan ya. Adam kaza yapacak. Ya adam önüne bakın sen ha. Bizi Urfa'ya cenazeyi mi götüreceksin ya? Ya tamam Seyit kardeşim sakin ol ya. Zeyno'ya kavuşmadan ben senin ölmene izin verir miyim kardeşim? Deli misin nesin? Ödümü koparttınız ya. Korkuttu hepimizi ya. Korkmayın korkmayın. Bismillahirrahmanirrahim. Durma. Merhaba Melahat ablacığım. Merhaba yavrum. Merhaba ablacığım. Merhaba. Merhaba, merhaba Nur baba. Hoş geldiniz çocuklar. Çayınızı kendiniz alın, biliyorsunuz Ali Kemal Urfa'ya gitti. Ya ne yaptılar acaba ya? İnşallah başlarına kötü bir şey gelmemiştir. Tarık, başlarına niye kötü şey geliyor çocuk? Kız kaçırmaya gittiler ya Melahat abla. Ne? Kız mı kaçırmışlar? Sen ne dedin bakayım az önce? Söyle bakayım. Bir şey söylemedim baba. Urfa'ya gittiler ya, ondan bahsediyorum ben. Dur şimdi, kıvırma şimdi. Az önce kız mız kaçırma falan dedin. Ne? Ağzından baklayı çıkarttım. Devamını da getir bakayım çocuğum. Şey, siz bilmiyorsunuz değil mi baba? Seyit'in sevgilisi Zeyno'yu başkasına vermişler. Aa!
Eysi onlar da bunu duyunca plan yaptılar. Sonra da Zeyno'yu kaçırmak için köye gittiler. Gördünüz mü? Bana da yalan söylediler. Ah namussuz Sinan, ben sorarım sana. Dedikodu olmasın ama her şey bu Sinan'ın başının altından çıkar. Ben demedi canım. Yine bu güzellik var mı suyunda? Elvan elvan güller biter bağında. Arife gününde bayram ayında. Zeynep'im Zeynep'im. Duraktan arıyorlar arkadaşlar. Alo. Sinan sen ne yalancı adamsın be. Ayak işte 50 tane yalan uyduruyorsun. Bak yeni bir yalanın daha çıktı ortaya. Pardon baba yani yalan derken? He tabii. O kadar çok yalan söylüyorsun ki hangi yalanının ortaya çıktığını nereden bileceksin? Hani Seyit'in annesi ölmüştü be? Seyit'in annesi ölmemiş mi baba? Pardon onun yalan neresinde baba? Sinan bana laf çambazlıkları yapmaya kalkma. Urfa'ya kız kaçırmaya gittiğinizi biliyorum. Oğlum siz delirdiniz mi? Kendinize mi sıkıştınız be? Ne oldu yakam? Nuri Baba Zeyno'yu kaçırmaya gittiğimizi öğrenmiş arkadaşlar. Şapka oturduk bu hafta. Bittik biz, bittim. Bana bak Sinan. Öldürürler sizi orada. Başınız daha fazla derde girmeden önce en yakın sapaktan dönün ve gelin buraya. Yoksa üçünüzü de atarım olmayı öyle. Baba, Nuri Baba şu anda biz tünele giriyoruz baba. O yüzden sesim böyle kesik ki anlayam. Alo, bak baba giriyoruz tünele. Girdik baba, alo kesildi baba. Ya ağam, şimdi biz döndüğümüzde Nuri Baba'nın sıfatlığa nasıl bakacağız? Keşke yalan demeyeydin ha. Saçmalama Seyit ya. Adam öğrenmiş Zeyno'yu kaçırmaya gittiğimizi. Dönün gelin diyor. İzin verir mi hiç ya? Yine de ayıp ettik ağam ya. Ya Seyit abicim sen hiç merak etme. Nuri Babacığım saman alevi gibi anında parlar, anında söner. Ya olsun yine de yalan söylemeyedik ya. Yok yok, şimdi gider biz onun elini öperiz, özür dileriz, o bizi affeder. Nereden mi biliyorum? Çünkü ben bunu hep yapıyorum. Ağam, biraz yavaş gidersen ha. Öldürecek misin bizi? Ya Seyit, keyfimden hızlı gitmiyorum be oğlum. Sen bir an önce Zeyno'ya kavuş diye böyle hızlı gidiyorum. Merak etme, akşam namazında Zeyno'nun köyündeyiz. Ağam, böyle gidersek akşam namazında değil, cenaze namazında orada olacağız. Hem de kendi cenaze namazımızda. Tövbe yarabbi. Seyit ne güzel konuşuyorsun ya. Ne kadar güzel espri yapıyorsun. Ne kadar komiksin. Hatırlat, ben bunları not alayım. Arkadaş ortamında anlatır, takdir toplarım. Kardeşim ben burada canımı dişime takmışım. Seni Zeyno'ya yetiştirmeye çalışıyorum. Sen hala lagaluga ediyorsun ya. Ağam, ha şu ileride bir yerde durak da bak şurada. He. Orada yiyecek içecek bir şeyler alak ha. He Seyit, durak da alak. Seyit 5 dakika ihtiyaç burası kardeşim. He ağam güzel olur ha. Hadi Kemal'e bak nasıl yiyor. Allah Allah. Hadi yürü yürü. Oy. Sinan abi. Oy. Nereye yüzdü? Oy. Dinleme testlerine gelmiş. Sinan abimler de yemeğe gitmişti. Abicim bu lavabo ne tarafa dur. Bak şu beyler de. Sağ ol abicim. Seyit. Zeyno'ya kavuşacağım diye mutlu musun kardeşim? Çok mutluyum ağam. Ayrıca Siyah çok teşekkür ederim ağam. Çünkü o kadar yolu sırf bir yardım için gelmişsizdir ha. O ne biçim söz Seyit? Ben senin menajerin değil miyim kardeşim? Bir menajer gerekirse sanatçısı için kız bile kaçırır be. Hadi gidelim. Ağam yürü bir sen ben geçeyim ha. Yok Seyit kullanırım ben de. Sen keyfine bak. Tamam ağam. Abicim iyi günler. Burada taksi nereye dur? Abicim her buraya taksi vardı gördün mü onu? Az önce çıktı gitti.
Gittiler mi? Oy mahvoldum ben. Unuttular mı seni? He vallahi abicim unuttular beni buraya. Mahvoldum ben ne yapacağım şimdi? Telefon aç o zaman gelsinler anlasın. Oy telefonun açıysana arabada yatarken patmasın diye bırakmıştım. Mahvoldum ben ya. Allah yardımcın olsun. Oy ne edeceğim ben? Ben ne halt edeceğim şimdi ya? Kaldım abi ıssız yere tek başıma. Otobüse de binemem, para kalmadı. Şimdi resmen çapa oturdum. Sinan abiciğim! Sinan abiciğim Allah'ınıza kurban olayım ben sizi. Ali Kemal, neredesin sen? Ya nasıl ben neredesin, neredesin? Ya? Abicim vallahi ben bir indim bir baktım ki yoksunuz, lavaboya kadar gitmiştim. Allah. Nasıl korktum var ya. Ya hadi geç kay, geç kay, geç kay. Geç, 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 sürün, binin ya, binin ya. İyi hadi ara da gelsin. He araya. Cani. Gelmiş misin? He Zeynep gelmişik. Evin az ilerisin Beyka. Bokçanı hazır edesen. Sessizce çıkasan biz seni kapıdan alayık. Tamam Seyit geleyim. Ağam tamamdır. İyi iyi. Ya Seyit abicim. He. Bu Zeyno yengenin iki tane mi abisi vardı? He ne oldu? Sinan abicim bak aklıma ne geldi. Ha bu Zeyno yengenin abileri bizi evre çevre döverseler. Ya Ali Kemal ne korkak adamsın be. Yasef 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 ya. Kimi dövüyor? Nereye evirip çevirip dövüyor? Delikanlı ol biraz be. Yaşa be Sinan ağam. Ayrıca yemişim Zeyno'nun abilerini. Yanınızda Sinan abiniz var be. Aynı adaşım Sinan Şamil Şam gibi kodum mu aparkartları deviririm hepsini. Helal be ağam. Düşün peşime. Tamam tamam ben hallederim. Çabaş. Oğlum Seyit Seyit. Sinan abiciğim o kadar delikanlısın ki. Ha şu köpekten korkarsın da. Sus. Büyüklerle alay edilmez. Adam gibi konuş. Ne demek şu kadar şu kocaman köpek görmüyor musun? Ağam. Köpek avletmişim hadi gel. Emin misin? He gel hadi. Temizdir değil mi ortam? He gel temizdir. Gel temizdir. Seyit bana bak bir tarafımızı kapmasın köpek. Sus bakalım. Tamam korkmayın. Tamam korkmayın. Korkma. Sen çekeceğim. Ali Kemal gözünü seveyim dikkat et canımı acıtma. Tamam abicim. Dikkat etsene be. Ya tamam abicim ya ne bağırıyorsun? Görmüyor musun? Çıkarttığın domdom kurşunu biraz dikkat et. Ya bak hala domdom kurşunu değil. Bu mu
domdom kuşunu Sinan abicim. Ne o peki? Ağam o domdom kuşunu değildir, o saçmadır, saçma. Saçma. Çok saçma. Saçmalama. Saçma saçma konuşma. Beni domdom kurşunuyla vurmadı mı bu herifler? Ağam seni domdom kurşunuyla vursalardı şimdiye çoktan rahmetlik olmuştur ha. Hadi ya. Sinan abicim bizim orada saçmayla keklik avliler. Zeyno ablanın babası seni keklik gibi avlamış valla. Gülme Ali Kemal. Adamlar benim tamponu süzgüce çevirdi, sen hala gülüyorsun be. Ağam Ali Kemal bu işi beceremeyecek ha. Biz en iyisi İstanbul'a döndüğümüzde seni iyi bir hastaneye götürürük değil mi? Kapat kapat. Uy vay kızım. Uy vay 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 vay. Ne yaptın Ali Kemal? O Seyit namussuzu başkasına sözlediğimiz paçınızı kaçırmıştır. Şanımıza, şerefimize leke sürmüştür. İnsan içine çıkacak. Yüzümüz kalmamıştır babu. Kahvede herkes bizden alay ediyor babu. Alın bunları. Hemen İstanbul'a hareket edin. Seyidi öldürmeden gelmek yok ha. Tamam mı? Eyvallah baba. Hadi şimdi yolunuz açık olsun. Mutlu musun Zeyno? Çok mutluyum Seyit. Şükür sana kavuştum. İstanbul'da bizi yepyeni bir hayat bekliyor. Hadi gidelim. Sinan ağam çok fenadır.